Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Zod bölgesi yönünden başlattığı saldırıların ikinci gününe girilirken, Azerbaycan ordusu Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarıyla Ermeni hedeflerini yok etmeye başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Şahbuz ve Kelbecer bölgeleri istikametinde bulunan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapmaya çalışan Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait insansız hava araçlarının mobil yer kontrol istasyonunun yok edildiği belirtildi. Açıklamada imha edilen istasyonun Azerbaycan ordusunun farklı yönlerde bulunan mevzileri üzerinde keşif ve saldırı yapan insansız hava araçlarının kontrolü için kullanıldığını belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayrıca Ermenilerin Azerbaycan hava sahasında uçan uçaklara sinyal bozucu kullandığı belirtildi açıklamada Rus barışı koruma birliklerinin geçici olarak konuşlandığı topraklarımızdaki yasa dışı Ermeni silahlı grupları Azerbaycan hava sahasında uçan yabancı hava yollarının yolcu uçaklarının GPS uydu navigasyon sistemlerine karşı bir kez daha radyo sinyal bozucularını kullandı. 1 Eylül günü Paris Pekin uçuşunu gerçekleştiren ABD Hava Yolları tip B77L yolcu uçağında ve Tel Aviv Bakü uçuşunu gerçekleştiren İsrail Hava Yolları tip C650 yolcu uçağında uydu navigasyon sistemlerinde GPS sistemlerinin kullanılması sonucu arıza meydana geldi. Bakanlık, Rus Barışı Koruma Birlik Komutanlığının söz konusu gerçekler hakkında bilgilendirildiğini bildirdi denildi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Kabil Hüseyinli, ayrılıkçı Arayık Harutyunyan'ın yetiştirdiği ve onunla aynı pozisyonu alan Sambıl Şahramyan'ın iktidara gelmesinin Karabağ'da hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, çünkü Karabağ'ın dağlık kesimindeki ayrılıkçıların ağırlıklı olarak Moskova'dan kontrol edildiğini belirtti ayrılıkçı rejimin eylemleri, söyledikleri, halkla ilişkilerinin tamamen Moskova'nın talimatlarıyla düzenlendiğini aktaran uzman, Karabağ'ın dağlık kesimindeki durumun kontrol altına alınabilmesi için öncelikle Ermeni birliklerinin topraklarımızdan çekilmesi gerekiyor. 10 bin kişilik yasa dışı silahlı güç, bölgedeki bölücülere cesaret veriyor. İkinci önemli engel ise elbette Rus barış güçleri. Hem Karabağ'daki ayrılıkçıları hem de bölgedeki Ermeni silahlı kuvvetlerini etkiliyorlar. Bugün Karabağ'daki ayrılıkçılar ve onların eylemlerini takip edenler gürültü yapıyor, asker ran yolunu kapatıyor, Rus barış güçleri hankendi kendi yolunu kapatıyor, mitingler düzenliyor dedi. Bazı ülkelerin olaylara objektif yaklaşmadığını ve uluslararası hukuka aykırı adımlar attığını anlatan uzman, bazı ülkelerin bu olaylara karşı tutumu tamamen objektif değil. Birincisi, hepsi bıkıp usanmadan orada 120 binden fazla Ermeni yaşıyor diyorlar. 2. Karabağ Savaşı'ndan önce Karabağ'da çok fazla Ermeni yaşamıyordu. Bu bölgede yaşanan olayları gazeteci düzeyinde dahi analiz edebilecek bir siyasetçi bulmak mümkün değil. Bu bölgelerde sadece 30 bin kadar Ermeninin olduğu onlara ispat edilemez. Hiçbir statüleri ve hakları yoktur diye konuştu. Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilerin aç olmadığını ortaya çıkardığını ve bu bölgeye insani yardım kargosu gönderilerek durumun istismar edildiğini aktaran uzman, gördüğünüz gibi insanlar ne uluslararası hukuka güveniyor, ne de uluslararası ilişkilerin gereklerine göre davranıyor. Ayaklarını tek terliğe sokup, açlıktan ölsek bile Azerbaycan unu almayacaklarını, Türk ekmeği yemeyeceklerini söylüyorlar. Demek ki aç değiller. Kıtlık olsa Kızılay'ın yardımını kabul ederlerdi dedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kutlayarak, daha önce Karabağ Azerbaycandır sözünü unuttu. Paşinyan'ın açıklamalarına Azerbaycan sert tepki gösterirken, açıklamanın barış görüşmelerine büyük darbe vurduğu kaydedildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik devam eden iddiaları bir kez daha kanıtlayan ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde ayrılıkçılığı teşvik etmeye hizmet eden 2 Eylül 2023 tarihli açıklamasını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz denildi. Ermenistan Başbakanı'nın bu açıklamasının, bir süre önce yaptığı Karabağ bölgesi de dahil olmak üzere Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediği yönündeki açıklamasıyla çelişmekte ve devam eden barış sürecine ciddi zarar vermektedir denilen açıklamada, tarihi ve uluslararası hukuki çerçevede var olan Azerbaycan topraklarına yönelik asılsız iddialarından vazgeçmeyen, tarihi tahrif eden, uluslararası hukukun ilkelerini ağır biçimde ihlal eden, içler acısı sonuçlardan sonuç çıkarma bir ülkenin bu kabul edilemez davranışı, saldırganlık politikası nedeniyle içinde bulunduğu durumun önüne geçilmelidir. Bölgede ortaya çıkan yeni gerçekler karşısında Ermenistan'ın sergilediği yıkıcı davranışın hiçbir perspektifi olmamakla kalmıyor, tam tersine Ermenistan'ı sefalete sürüklüyor. Azerbaycan topraklarına yönelik her türlü iddiada bulunma ve topraklarımızda saldırgan ayrılıkçı ilimleri kışkırtma girişimleri kararlılıkla önlenecek ve buna göre karşılık verilecektir denildi. Güney Kafkasya uzmanı Rus askeri uzman Vitali Arkov, Fransa'nın Azerbaycan'dan intikam aldığını belirtti. Karabağlı ayrılıkçıların, ütopik siyasi hedeflerine ulaşmak için barışçıl Ermenilerin hayatlarını feda etmeye hazır olduğunu ifade eden Rus uzman, Karabağ malzeme tedarikiyle ilgili bazı zorluklar, Erivan ve Paris'in resmi yetkililerinin bölgedeki hain hedeflerini gerçekleştirmek için abarttıkları meşhur bir yalandır. Kitlesel açlık yok, insani felaket yok. Karabağ'da durum gerçekten çıkmaza girseydi, Kızılay'ın kaliteli Azerbaycan unu taşıyan tırlarının bölgeye girmesine izin vermeyen militanlar Karabağ Ermenileri tarafından ezilecek, binlerce mültecinin Ermenistan'a aktığını gözlemleyecektik. Gerçekte insani bir felaket olmadığı gibi tüm bunlar da mevcut değil. Ancak aralarında Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun da bulunduğu Fransa'nın temsilcileri, Azerbaycan'ın egemen topraklarına yasa dışı yollardan girmeye çalışıyor yasa dışıdır çünkü Karabağ uluslararası toplum tarafından tanınan Azerbaycan toprağıdır. Bu bölgeye orada yaşayan Ermeniler de dahil olmak üzere hangi yabancı misyonların girmesine izin verileceğine yalnızca Bakü karar veriyor. Şu anda sadece Azerbaycan liderliğindeki Rus ve Türk barışı koruma birlikleri ilgili yetkiye sahip. Karabağ'da insani bir kriz yok, sadece Ermenistan ve Fransa'nın suni olarak oluşturup kışkırttığı siyasi bir kriz var dedi. Bu açıdan bakıldığında Fransa'nın Karabağ silah ve diğer yasaklı maddeleri ithal etme girişimlerini göz ardı etmenin kesinlikle imkansız olduğunu aktaran Rus uzman, sonuçta Paris'in hedefi açık. Güney Kafkasya'yı kendi yeni sömürgesine dönüştürmek. Paris, yeni bir Ermeni-Azerbaycan savaşını kışkırtana kadar bu hedefe ulaşmaktan vazgeçmeyecek. Fransa'nın Güney Kafkasya'daki faaliyeti, Afrika'daki eski Fransız kolonilerinin nihayet Paris baskısından kurtulmasına ve tam devlet egemenliğine kavuşmasına yardımcı olan Türkiye'nin yanı sıra Rusya'dan da intikam alma girişimiyle ilgilidir. Güney Kafkasya tarihsel olarak Rusya ve Türkiye'nin ilgi ve nüfuz alanı içerisinde yer almaktadır. Kafkas halklarıyla kültürel ve ekonomik bağları güçlü ve güvenilirdir diye konuştu. Öte yandan Karadeniz tahıl girişimi, anlaşmanın sona ermesinin ardından ortaya atılan alternatiflere rağmen en güvenli ve en düşük maliyetli seçenek olma özelliğini koruyor. Türkiye'nin çabalarıyla Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda hayata geçirilen Karadeniz tahıl girişiminden Rusya'nın çekilmesinin ardından koridoru canlandırma çabaları devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'nin katkılarıyla Birleşmiş Milletler'in yeni bir öneri paketi hazırladığını ve bunun girişimin canlandırılması için uygun zemin teşkil edeceğini düşündüklerini söyledi. Paketin en önemli ayaklarını Rus Ziraat Bankası'nın Avrupa'daki bir iştirakinin Swift sistemine dahil edilmesi ve Rus gübre şirketlerinin Avrupa'daki dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması oluşturuyor. Türkiye BM ile eşgüdüm halinde Karadeniz tahıl girişiminin yeniden hayata geçirilmesi yönünde diplomatik çabalarını sürdürürken anlaşmaya alternatif olarak öne sürülen diğer formüller güvenlik ve maliyet açısından sorunlar barındırıyor.